Gençler selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal etkileşimli türev fasikülünün kampında arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 3. bölüme başlayacağız. Türev alma kurallarını ne yaptık? Biraz daha ilerleteceğiz. Daha zor olan bir yer başlayacak haberiniz olsun. Bileşke fonksiyonun türevi. Ama o kadar çok detaylı bir şekilde anlatacağım ki kesinlikle bütün sorunlar ortadan kalkacak. Hemen geldim sahnemi çevirdim. Bileşke fonksiyonun türevi. Şimdi arkadaşım hemen f bileşke g'nin türevini alırken biz şu formülü kullanıyoruz. f'in türevi içine gx'i yazıyoruz. Sonra bunu g türev x ile hemen gelip çarpıyoruz. Mesela burada f bileşke x kare olsun. Aslında bizim gx dediğimiz fonksiyon burada ne oldu? x kare oldu. O zaman ben bunun türevini alırken ne yapıyormuşum? F'in türevini alıyorum. Yani F türev yazdım. İçeriye dokunmuyorum. X kareyi geldim buraya yazdım. Sonra içerinin türeviyle bunu çarpıyoruz. X karenin türevi neydi? 2X. Mantık bu şekilde. Geldim hemen bir tane daha yazayım. Buraya F X küp yazsaydım. Arkadaşım ne yapacakmışım? F'in türevini alacağım. İçeriye dokunmayacağım. Bak burada o var. F'in türevini aldım. İçeriye dokunmadım. Burada da ben aynısını yaptım. Sonra bunu içerinin türeviyle çarpıyorsun. İçerideki ifade x küp olduğu için 3 başa geldi. Üstü bir azaldı. İfade bunun türevi bu şekildeymiş güzel insanlar. Şimdi... Geldim hemen G bileşke F'in türevini alırken ne yapıyorum? G'nin türevini aldım. İçeriye dokunmadım. Sonra bunu içerinin türeviyle çarptım. Güzel insanlar. Peki buradaki mevzuyu hemen formülüze edelim. Burası F türev. Bak birincinin türevi. içeriye dokunma. Hemen gel yaz. İçerinin türeviyle burayı çarp. Ama size bir örnek vereceğim. Çok karıştırdığınız bir şey var. Mesela fog 3'ün şöyle bir yazımı olsaydı ve bunun türevini alsaydım cevap direkt 0. Peki niye? fog 3 dediğin ifade sabit bir sayıdır. Sabit sayının türevi her zaman 0 olmak zorunda. Lütfen bu ikisi aynı şey değil. Onu karıştırmayın. Ve bazı kitaplarda böyle hemen ee, nasıl diyelim çakaldık böyle sazanlık sorusudur bu. Hemen düşersin buna. Lütfen ama lütfen dikkat et. Şimdi geldim birinci ifademe bakalım seninle birlikte. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşi g'yi bul diyor. Şimdi arkadaşım burada mevzu neydi? f'in türevi içeriği aynen yaz sonra içerinin türeviyle gel burayı çarp. Peki güzel insanlar mecburen bana f türev x lazım. Hemen onu bulayım. 2 başa geldi. Üstü bir azaldı. Sabitin türevi 0. g türev de lazım. g türev x dediğin ifade de 3 başa geldi. Üstü bir azaldı. x'in türevi de zaten 1'di. Şimdi ben ne yapacakmışım? f türevde g x'i yazacakmışım. Yani burada x gördüğüm yere geleceğim şu gx'i yazacağım. O zaman hemen seninle birlikte f türev gx'i bir bulalım. Bak burada x gördüğüm yere gx'i yazacağım. Yazdım x küp eksi x. Yani buranın sonucu 2x küp eksi 2x geldi. Şurayı buldum. 2x küp eksi 2x. Bunu kiminle çarpacakmışım? G türevle yani 3x kare eksi 1 ile çarpacağım. Böyle bırakalım arkadaşlar. Uzun uzun işlem yapmanın bir anlamı yok. Şimdi mantığı tekrar söylüyorum. F'in türevinde Gx'i yazdım. Sonra onu G türev x ile çarptık. Türevlerini almayı zaten bir önceki derste öğrenmiştim. Sonuç olarak da mevzu bu şekilde. Şimdi geldim hemen buraya. Lütfen benden istenen yere bir bakın. F bileşke G'nin türevindeki iki değer. Bak burayı ne yapacağım? Hemen şöyle yazacağım. F türev. Burayı normal bir şekilde yazıyordum. Sonra bunu türev değeriyle çarpıyorduk. Hemen tekrar söylüyorum. F bileşke G'nin türevini alırken nasıl yazıyorduk? F türev G x çarpı G türev x şeklinde. E, güzel insanlar. G2 değeri 6'ya eşitmiş. Şurası 6. O zaman burası F türev 6 çarpı G türev 2. O da zaten 4. E F türev 6 da soruda bana 10 verilmiş. 10 çarpı 4'ten cevap 40 çıkar. Güzel insanlar. Evet o güzel espri yine hemen gözümüzün önünde canlandı. Şimdi örnek 3. Burada yine Goff türevinde bir değerine bakacağım. Bunun anlamı neydi? Birincinin türevini alıyorsun. ikinciyi aynen yazıyorsun. Sonra bunu ikincinin türeviyle çarpıyorsun. Şimdi güzel insanlar. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Bu ifade bölüm şeklinde olduğu için mecburen bölümün türevini alacaksın. Hemen ben burada f türev x'i seninle birlikte alayım. Bölümün türevi bu birinci bu ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesiydi. Formül buydu. O zaman birincinin türevi x'in türevi 1 sabitin türevi 0 yazılmaz. Çarpı ikinci x kare artı 1 bunu yazdım. Eksi ikincinin türevi dikkat et x karenin türevinde 2 başa geldi. Burası 2x oldu. Bunu x artı 3 ile çarptım. 1'e bakmıyorum çünkü sabit sayı. Sonra geldim buraya bölü çizgimi attım güzel insan. Dikkat burası x kare artı 1'in karesi oldu. Şimdi benden f türev 1 değerini bulmamı istiyor. Önce şurayı bulalım. 1 yazarsam buraya burası 2 çıkar. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Buraya 1 yazarsan 2 olur. Buraya 1 yazarsan 4 olur. 2 çarpı 4'den 8 geldi. Buraya 1 yazarsan ne geldi? 2 karesini aldın 4. Bak bakalım şimdi burası eksi 6 bölü 4'ten eksi 3 bölü 2 çıktı. Güzel insanlar şuranın sonucu eksi 3 bölü 2. Hemen gel seninle birlikte gx'i de kullanacağım için pardon affedersiniz affedersiniz. G türev x'i de kullanacağım için hemen türevini alayım. 2'yi başa attım üstünü bir azalttım 1 kaldı. 2x'in türevini benim öğrencim ezbere biliyor. Eksi 2. 4'ün türevi de 0. Şimdi F1'i seninle birlikte bir bulayım. F1'i bulduğumuz zaman 1 yazarsam burası 4 gelir. 1 yazarsam burası da 2 geldi. F1 değeri ne oldu? 2 çıktı. Buranın sonucunu 2 buldum. Burası sonuç olarak G türev 2 çarpı eksi 3 bölü 2 oldu. E G türev 2'yi de hemen seninle birlikte bulduğumuz zaman 2 çarpı 2 eksi 2 cevapta 2 gelir. Bura 2 çarpı eksi 3 bölü 2'den eksi 3 çıktı. Mantık bu şekilde hemen bir tane kalbi hak etti bizden. Neden hak etti? Çünkü burada yeni başlayan bir arkadaşım bölümün türevini kullanmayı bilecek. İkincisi burada bir de bileşke kullandığım için ayrıyetten şu an zorluk düzeyi 3 diyebilirim yeni başlayan birisi için. Anlaştık mı? Şimdi geldim buraya. Peki benim güzel öğrencilerim, benim can öğrencilerim hemen şunu hatırlayacaksın. 1 bölü x'in türevini Emre Hoca bana dedi ki biz çok kullanıyoruz. Sürekli karşımıza gelir. Bunun türevini ezbere bileceğiz. Evet bileceğiz. Eksi 1 bölü x kare. Yine aynı şekilde kök x'in türevini Emre Hoca dedi ki ezberleyin çok çıkacak. Hemen bunun 1 bölü 2 kare kök x olduğunu bileceğiz. Bunları ezberlemek zorundasın. Şimdi burada bir ifade var. Bunu bulacağız. Güzel insanlar. Bunun anlamı ne? F türev g4 Geldim yazdım. Bu sefer bunu bir de g türev 4 ile çarpacağım. Önce bu sefer işlem başlayalım. Bu sefer de tam tersi olsun. Yani seninle birlikte g 4'ü bularak başlayalım. g 4 dediğin ifade. Buraya 4 yazarsan kök 4 artı 1 kök 4 2 1 ile topladın 3. Yani burası şu an şuna dönüştü. f türev 3 çarpı g türev 4. Seninle birlikte kardeşim ne yapacağız? Bunların türevlerini alacağız. Bir 3 yazacağız bir de 4 yazacağız. Şimdi hemen f türevi x'i bulalım. x'in türevi ne? 1. 1 bölü x'in türevi ne? Eksi 1 bölü x kare. Şimdi g'nin türevini de alalım. g türev x. Güzel insan. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Sabitin türevi zaten ne? 0. Burada kaç yazacakmışım? 3. Ben buraya 3 yazarsam 1 eksi 1 bölü 9 yapar. 9 kere 1 9 1 çıkart, 8 bölü 9 geldi. Burayı 8 bölü 9 buldum. Şimdi burada 4 yazacağım yerine. 4 yazarsam dışarıya 2 diye çıkar. Burası da 1 bölü 2 çarpı 2'den 4 geldi. Şurası da 1 bölü 4. E şimdi canım benim şununla şu ne yaptı? Tabii ki birbirini götürdü. Burada da 2 kaldı. Buranın sonucu 2 bölü 9 çıktı. Güzel insan. Mantığımız bu şekilde. Örnek 4'ü de bitirdik. Şimdi iç içe bu sefer 2 tane bileşke var. Bunun hani türevi nasıl alınıyor? Biraz böyle ferman gibi bir türevi var. Hemen gösteriyorum bak. Birincinin türevi içeriye dokunmuyorsun. Tamam mı? Sonra geliyorsun içerinin türevini alıyorsun. G türev tabii ki HX şöyle alınıyordu. Sonra bunu H türev X ile çarpıyorsun. Biraz böyle karmaşık duruyor tamam mı? Önce aslında şuna benzetiyorum bak. Aynısı. F, G, X'in türevini alırken nasıl alıyordum? F türev yazıyordum. İçeriye gelip buraya koyuyorduk. Bak aynı mantık aslında. İşte F türevi yazdım. içeriye hiç dokunmadı. O da aynı buradaki gibi. Sonra ben bunu kimle çarpıyordum? İçerinin türeviyle çarpıyordum. Bak şimdi güzel insan. G HX'in türevini zaten ilk başta öğrendik. Nasıl yapıyorduk? Aynı buradaki gibi. G türev HX sonra H türev X ile çarpıyorum. Formül bu şekilde. Ha hocam bunu nasıl ezberleyeceğiz? Arkadaşım mecbursun ezberlemek zorundasın. Yani karşına gelir mi? Çok nadir olarak gelir. Soru bankalarına gelir. ÖSYM şimdiye kadar sormadı. Şimdi hemen geldim. Buradaki şu türev alma işlemini seninle birlikte yapacağım. Ama biz tabii ki şöyle yapacağız. Bunun anlamı F türev G H1. Bunu yazdım. Sonra burası G türev H1. Sonra bir kez daha geldim. H türev 1 ile çarptım. Şimdi mecburen h türevi de lazım. g türevi de lazım. f türevi de lazım. Hepsinin türevini bir alayım. f türev dediğin şey neye eşit? 2 başa geldi. Üstü bir azaldı. 2 başa geldi. g türevi alıyorum hemen. Ne oldu? 2x oldu. x'in türevi de 1 geldi. 2x'in türevi de ne oldu güzel insanlar? Tabii ki 2 çıktı. Şimdi buranın sonucu ne yazarsan yaz 2. Hemen gel seninle birlikte h1'i bir bulalım. H1 dediğin ifade 2 artı 1'den 3. Burası 3 oldu. Şimdi bana G türev 3 lazım. Şurada gördünüz. 3 yazarsak 6, 1 çıkart 5. Şuranın sonucu da komple 5 geldi. Burayı 2 bulmuştuk. Şimdi tekrar başlayalım. H1 dediğin ifade 3'tü. Sonra geldim. Burayı 3 bulduktan sonra G3'ü bulacağım. Hemen 3'ü bulalım seninle birlikte. 3'ün karesi 9. 3 çıkart 6. Bu sefer buranın sonucu 6 geldi. Ben şimdi f türev 6'ya bakacağım. 6 yazarsam buraya da buranın komplesinin sonucu 12 geldi. 5 çarpı 2 10. 12 ile de çarparsam cevap 120 gelir. Güzel insanlar. Mantık bu. Şimdi gelelim hemen türevin bileşkedeki en sıkıntılı yerlerine. Bakın tane tane işlem yapacağım. Mantığı bir anlayın. Gerisi böyle çorap söküğü gibi gelecek. Dikkat şurası aslında bir fonksiyon. Yani gx gibi bir fonksiyon. En başta size zaten öyle anlatmıştım. Bunun türevini alırken f türev gx yazıyorsun. Onu g türev x ile çarpıyorsun. Mantık bu. Şimdi bak f türevini aldın. Ne oldu? Burası aynen sonra yazıldı. Bak tekrar söylüyorum türevi koydum. içeriği aynen yazdım. Bak içeriği aynen yazdım. Sonra bunu kimle çarpacağım? İçerinin türeviyle. 3x artı 1'in türevi ne? Tabii ki 3. Anlaştık mı? Şimdi geri kalan kısmını yapmak istemiyorum. Önce biraz böyle kendimizi alıştıralım. F diyelim ki 2x'in türevi nasıl alınıyor? Buna türev çizgisini koydun. Bunu aynen yazdın. İçerinin türeviyle çarpacağım. Geldin. F x küp artı 5 x. Bunun türevi nasıl alınıyor? F türevi koydun. içeriye karışmadın. Sonra içerinin türevi x küpün türevi 3 x kare. 5 x'in türevi de 5. Bununla çarptı. Mantık bu. Lütfen bunları da not alıyorsunuz. Şimdi geldim buraya. Tekrar yapıyorum. Bunu Türevini aldım. içeriye dokunmadım. Sonra içerini türeviyle çarptım. Bu ifade kime eşit? Buranın türevini alacağım. Bak şimdi solun türevini alıyorsan mecburen sağın da türevini alacaksın. Alalım seninle birlikte. 3 başa geldi. Üstü bir azalt. 2 başa geldi. 6 ile 2'nin çarpımı 12 oldu. Üstü bir azalt. 12x'in türevi de 12 geldi. Tamam. Şimdi f türev 7 lazım. Ben buraya ne yazarsam 7 olur. Ne yazarsam. Tabii ki x yerine 2 yazarsam 7 olur. O zaman f türev 7 çarpı 3 eşittir. 3 çarpı 2 yazarsam burası 4. 2 yazarsam 12 çarpı 2 artı 12. 3 tane f türev 7 ne yapar? 0 gelir. O zaman f türev 7 de tabii ki 0 çıkar. Güzel insanlar. Mantık bu şekilde. Lütfen ama lütfen ilk sor sorumuzun kesinlikle altyapısını tam oluşturun. Kavrayın. Bir sonraki soruya öyle geçin. Şimdi geldim buraya. Burada ne yapmış? Benden f türev 3 değeri istenmiş. Sorudaki bilgiler de bunlar. Şimdi mecburen ben buranın türevini alacağım. İyi dinle beni. Bak ne yapıyorum? Bunun türevini alıyorum. İçeriye dokunmadım. Geldim yazdım. Sonra içerinin türeviyle çarpıyorum. İçerinin türevini Tabii ki eksi 2. Nasıl oldu? Bir sabit sayı. Eksi 2 x'in türevi de eksi 2 idi. Geldim şimdi buranın türevini alıyorum. 2 başa geldi. 2 x. Sonra geldim buraya. Dikkat et. Buranın türevini alırken g türevi yazdım. İçeriye dokunmadım. Sonra içerinin türeviyle çarptım. Mantık bu. Şimdi benden f türev 3 isteniyor. Şimdi ben buraya ne yazarsam 3 olur. Tabii ki x yerine eksi 1 yazacağız. O zaman f türev 3 çarpı eksi 2. x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 artı g türev eksi 3 çarpı 3. E bu neye eşitmiş? 6'ya. 6 kere 3 18. 2 çıkart 16. f türev 3 çarpı eksi 2 eşittir 16 ise ev türev 3 dediğin ifade 16 bölü eksi 2'den cevapta eksi 8 gelir. Güzel insanlar. Mantığımız bu. Şimdi geldim hemen bir sonraki soruya. Dikkat, dikkat, dikkat. Çok önemli bak. Şimdi ben şöyle bir şey yapsaydım. 2 çarpı gx. Lütfen iyi dinleyin. Bunun türevini alırken 2 tane g türev x yazacağım. Niye? Bu sabit bir sayı. Bu da x'li bir ifade. Türevi böyle alınır. 3 çarpı gx. Bunun türevini alırken bu sabit sayı 3 tane g türev x oldu. Ama dikkat. x çarpı gx'in türevini alırken böyle ne güzel 1 çarpı g türev x olsaydı ama öyle bir şey yok. Peki niye yok? Çünkü bu da x'li bu da x'li. Sen burada çarpımın türevini uygulayacaksın. Bunu unutma. Çarpımın türevi. Şimdi dikkat ettin mi? Burası da x'li bir ifade. Burası da x'li bir ifade. Ve benden türev almamı istemiş. Mecburen çarpımın türevini kullanacağız. Ama başında bir kat sayı olsaydı orada çarpımın türevi alınmıyor. Lütfen bunu da not al. En çok karıştırdığınız yerlerden birisi. Şimdi ben buranın türevini alırken ne yapıyordum? Türevi yazıyordum. İçeriye dokunmuyordum. Sonra içerinin türeviyle çarpıyordum. 3 başa geldi. Üstü bir azaldı. Burada çarpımın türevi. Bu birinci. Bu ikinci. Birincinin türevi. X karenin türevi 2x. X'in türevi artı 1. Bir. Birincinin türeviyle ikinciyi çarpıyordum. Sonra ikincinin türevini alıyordum. Hocam ikincinin türevi nasıl alınıyor? Al işte aldık. Sadece üstüne bir çizgi koyuyorsun. Mevzu. Sonra bunu birinci ile çarptım. Tamam mı canlarım? Şimdi gerisi ben G2 G türev 2'yi kullanacaksam demek ki X yerine 2 yazacağım. Hemen X yerine 2 yazarsam burası F türev 8 çıktı. Zaten o da benden isteniyor. 2 yazarsam 4 3 ile çarptım 12. 2 yazarsam burası 5. G2 dediğin ifade kaça eşit? 6'ya. Sonra G türevi 2 neye eşit? 3'e. 2 yazarsan 4, 2 ile toplarsan 6. O zaman 12 tane F türev 8. Şurası 30. 18 daha 48 yapar. 48'i 12'ye bölersen F türev 8'de kaç geldi güzel insan? 4 geldi canlarım. Mantık bu. Şimdi sizden bir şeyler isteyeceğim. Yine bunların tabii ki istediğim şeyler sizin faydanız için olan şeyler. Türev almadan. Mesela diyorum ki Gx'in türevini al. Çocuk diyor ki nasıl alacağım? Canım benim bunun türevi bu işte. G türevi x. Hocam hx'in türevini alacağım. Tabii ki şöyle h türevi x. Ama h2x'in türevini alırken bak işte burada bileşke giriyor işin içine. Ne yapıyorsun? Bunu yazıyorsun sonra içinin türeviyle çarpmayı unutmuyorsun. Anlaştık mı? Mesela k 5x. Bunun türevini nasıl aldık hocam? İlk başta k türev 5x yazıyorum. Sonra bunu içinin türevi 5 ile çarpıyorum. Bir de çok karıştırdığınız yer varmış. O da şuymuş. 7 tane mesela fx'in türevini alacağım. Burada direkt 7 tane f türev x yazacakmışız. Çarpımın türevini kullanmayacakmışız. Peki ne zaman çarpım oluyormuş? Burada x'te, burada x'e o zaman oluyormuş. Şimdi geldim hemen bir sonraki kısmımıza. Örnek o. Peki ne dikkatimi çekiyor? Şurası dikkatimi çekiyor. Yeni başlayan herkes burada sıkıntı yaşıyor. Bak burada Evet tabii ki burada. Hocam biz o zaman her yerde sıkıntı yaşıyoruz diyeceksiniz. Evet ama korkmayın ben buradayım. Size öğreteceğim. Net kaçarı yok. F türev 7'yi istiyor. Şimdi burada bir bileşke var. Buraya gelin aynen böyle yazın bak. Emre hoca dedi ki burada bir bileşke var. Burada da bölüm var tamam mı? Türev alırken burada bileşkenin türevini alacağız. Burada da bölümün türevini alacağız. Tamam mıyız burada? Anlaştık mı? Şimdi bileşkenin türevi nasıl alınıyordu? türevi koyuyordun içeriye karışmıyorsun. x artı g 2x yazdım. Sonra bunu içerinin türeviyle çarpacağım. x'in türevi 1. Dikkat. Ön sayfada bolca yaptım yani bir önceki soruda. Ön sayfa demeyeyim de bir önceki soruda. Buranın türevi nasıl alınıyordu? g türev 2x çarpı 2. Bak. Bunu aynen yazıyorsun. Sonra içinin türeviyle çarpıyorsun. Burası o zaman 2 tane g türev 2x geldi ve parantezi kapattım. Şimdi buranın türevi nasıl alınacak? İzle. Bölümün türevi. Birincinin türevi şurası da ikinci olsun. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. Geldim yazdım. Eksi ikincinin türevi gx'in türevi nasıl alınıyordu? Çok basit. Bu şekilde. Bunu kimle çarpacağım? Birinciyle çarpacağım. Bakıyorum ki taşma oldu mu? Olmadı. Kurtardık. Geldik. Hemen yazdık. Ve bunu kime böleceğim? İkincinin karesine böleceğim. Şimdi gerisi çok basit. Buranın 7 olmasını istiyorum. Elimde de ne var? G1 var. G türev 2 var. G2 var. G1 var. Demek ki bak G2 ya. X yerine kaç yazacakmışım ben? Demek ki 1 yazacakmışım. Buradan hemen yorum yapabilirsin. Bak G türevi 2. Bu zaman x yerine 1 yazacakmışım. Demek ki burada x yerine 1 yazıp mevzuyu bitireceğiz. F türev. Dikkat 1 artı bura G2 geldi. Böyle parantezi kapattım. Sonra dikkat et 1 artı 2 tane G türev 2. G türev 2 neye eşit? 2'ye eşit. Burayı da kapattık. 1 yazarsak 2 çarpı G1. Uzun uzun yazmayalım. Direkt cevabını yazalım. G1 kaça eşit? 2. Sonra G türev 1 neye eşit? 6. 1 yazdım. Şurası 1. Geldim buraya güzel insan. Şimdi G1 dediğin şey kaça eşit? 2. Karesini aldın. 4. Peki G2 soruda kaç verilmiş? 6. Şuranın sonucu 6 çıktı. 1 artı 6 7. Al sana F türevi 7 geldi. 4. Bir daha 5. Burası da böyle. 2 kere 2 4. Şurası 6. 4 eksi 6 eksi 2 bölü 4 geldi. Şimdi çarp 5 ile buraya böl olarak geçtiği için f türev 7 cevabın eksi 1 bölü 10 gelir güzel insanlar. Çünkü şuna şu sadeleşti işte burada 2 kaldı 5 kere 2 de 10 geldi. Bu da yine gerçekten çok sağlam bir soru haberiniz olsun. Şimdi canlarım geldik örnek 12'mize. Burada sizinle birlikte yine çok güzel sorular çözeceğiz. Hemen bakalım f fonksiyonu belli. Bunlar 2'ye eşitmiş. K kaçtır diye sormuş. Bakın. Türevini alacağım. Hemen geldim. F türevimi yazdım. Tamam. Buranın türevini alırken içeride farklı bir şey olduğu için bileşkenin türevi. Artık konu ezberledim hocam. Türevi alıyorum. içeriye dokunmuyorum. Sonra içerinin türeviyle çarpıyorum. Tamam. Şimdi burada türev nasıl alınıyormuş? 3 başa geldi hocam. K çarpı 3 üstünde bir azalttım. Şimdi Buranın eksi 1 olması için x yerine kaç yazacağım? Tabii ki eksi 1. Çünkü elimdeki veriyi kullanacağım sadece. O zaman f türev eksi 1 eşittir. g türev 1. Eksi 1 yazarsam burası eksi 2. Eksi 1 yazdım ama karesinden dolayı artı 1 oldu. 3 tane k. Şimdi canım benim şurası 2 imiş. Burada 2. Şurada da eksi 2 var. Artı 3 k. Buraya eksi 4 yaptım. Karşı attın artı 4 diye gitti. 2 ile 4'ü topladın 6 oldu. 3K 6 ise K da buradan 2 çıktı. Olay bu şekilde. Mevzu bu. Yaptığımız işlem çok basit. Geldik hemen artık buraya. Şimdi derece türev. Şimdi ben buraya hep öğrencilerime bu şekilde anlatırım. Derece ve türev yan yana geldiği zaman derecenin rütbesi daha büyüktür. Bu hani nasıl diyelim bir albaysa bu daha yeni başlayan bir teğmen tamam mı? Bak tekrar söylüyorum derece türev yan yana geldiği zaman bu bir albaysa bu daha henüz teğmen. Tabi hocam hangisinin rütbesi daha büyük? Albayın rütbesi daha büyük. Ya da bir general ise bu daha yeni. Diyelim ki düz bir asker. Şimdi her zaman bunun geçiş önceliği vardır. Bak tekrar söylüyorum. Türevle derece yan yana geldiği zaman derecenin önceliği var. Türev diyor ki ben bekleyeceğim seni. Sen benden kıdemlisin diyor. Anlaştık mı? Şimdi geldik. Onu size şu an burada anlatacağım. Burada bir tane derece var tamam mı? Türev alacağım ya. Diyor ki kardeşim sen beni bekleyeceksin. Öncelik bende. Ben bir kez diyor kendimi öne atacağım. Attım. Üstümü bir tane azaltacağım sahneyi sana bırakacağım diyor. Tamam eyvallah. Şimdi türeve başlıyoruz. Buranın türevi de neydi? G türev x. Bak burası rütbe olarak önde gelen yer. Burası üst asker olan kısım. Rütbesiz olan kısım. Anlaştık mı? Şimdi ben buranın türevini alacakmışım. Diyor ki ben senden rütbeliyim diyor. Türev alsan da öncelik bende derecede diyor. Yani 4'ü diyor bir kez başa atacaksın. 4'ü başa attım. İçeriye hiç dokunmadım. Bak aynı buradaki gibi içeriye dokunmadım. Üstünü de bir azalt. Tamam. Şimdi ne yapacakmışım? İçerinin türevini alacağım. X küpün türevi 3x kare. Sonra buranın türevi de tabii ki 2. Arkadaşlar burada ne yapmıştır? Büyük bir ihtimal alt satırda işlemleri yapmıştır. Gerek yok. Mantık bu. Siz bunu böyle bileceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi hemen bir tane daha yapalım ki işlerimiz ne olsun düzene kavuşsun. X kare artı 1'in 5. kuvveti. Bunun türevini alıyorum. Türevi alırken nasıl alacakmışım? Öncelik diyor ki bende ben rütbeliyim diyor. Derece olarak ben rütbeliyim. 5'i diyor ki başa attın diyor. Attım. Üstünü bir tane azalttın. Evet. Sonra diyor buranın türeviyle çarp. Buranın türevi de 2x. Mevzu bu. Olay bu şekilde. Şimdi gelin bunları sorularda bakalım. Y'nin x'e göre diyor ki türevini al. Tamam alalım. Bak bakalım derece burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Selamı çaktı bize. O zaman 6'yı aldık başa. Tamam. Üstünü bir azalttım. Hemen şöyle burası 5 oldu. Sonra içinin türeviyle burayı çarpacağım. X karenin türevi 2x. Eksi 2x'in türevi de eksi 2. Sabit sayının türevi sıfırdır. Yazılmaz. Mantık bu. Geldim. Hemen son soruma. Şimdi bunların hemen bir, bir şey anlatacağım. Çok önemli bir yer. Bunların şunları anlatacağız. Çözeceğiz. Çok detaylı anlatacağım bunları. Bunları tabii ki bir sonraki derste anlatacağım. Anlaştık mı? Mesela şöyle karmaşık fonksiyonların tabii ki baba yiğitler türevlerini alacağız ama sizle şimdi sadece bu kısma bakacağım. Ne yaptık? Hemen burada derece dedi ki hop türev sen bekle. Öncelik bendeymiş. Her zaman bende. O zaman 8'i aldık başa. Ben bunun türevini şu an seninle birlikte alıyorum. 8'i başa attım üstünü bir azalttım. X küp eksi x kare artı 3x artı 4 bunun 7. kuvveti oldu. Sonra diyor ki içinin türeviyle çarp. 3 başa geldi. Burası 3x kare oldu. Sonra 2 başa geldi. Eksi 2x oldu. Sığacak mı sığacak. 3x'in türevi de artı 3 oldu. Sabit zaten gitti. Şu geldi. Şimdi eksi 1 yazacağım. F türev eksi 1. Canım benim eksi 1 yazarsak hemen yapalım. Şura eksi 1 olur. Şura yine eksi 1 olur. Şura artı 1 eksi 1 eksi 3 olur. Dur bir saniye kafamız karışmasın. Şurası da 4 olur. Tamam. Eksi 1 yazdım. Buraya eksi 1. Burası karesi artı 1 ama eksi aldı. Yine eksi 1. Şurada eksi 3. Tamam. Şimdi dersin sonuna geldik ya artık yorgunluklar başladı. Bunlar gitti. Şurası eksi 1'in kaçıncı kuvveti oldu? 7. kuvveti. Şimdi eksi 1 yazdım. Buraya 3. Buraya eksi 1 yazdım. Buraya 2. Buraya 3. Burası da kaç geldi? 8. Dikkat negatif bir sayı. Tek kuvvet her zaman negatiftir. Buranın sonucu eksi 1 çarpı 8 çarpı 8'den eksi 64 gelir. Gençler dersimiz burada biter. Yorulduk mu? Yorulduk. Ama söylüyorum efsane kitapla 4'te 4 kesinlikle garanti haberiniz olsun. Sizden isteğim benle birlikte bu kitabı ilerletmeniz ve kesinlikle ama kesinlikle türevden soru kaçırmayacaksınız. Canlarım seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.